Değerli izleyenler, bugünden itibaren Yüce Allah'ın izniyle inşallah Fıtrat TV'de yeni bir programa başlıyoruz. Programımızın adı Doğal Ekonomi. Biraz sonra bu Doğal Ekonomi ismini niçin koyduk? Onun üzerinde değerli program arkadaşım Ömer Kuzanoğlu Bey'le inşallah üzerinde duracağız. Programımız her perşembe günü Allah nasip ederse, Allah bir mani keder vermez ise Fıtrat TV'de saat 20'de sizlerle olacak. Dolayısıyla bundan sonra her perşembe saat 20'de Fıtrat TV ekranlarında siz değerli izleyenlerimizi bekliyoruz. Programımızla ilgili çok kısa bir iki bilgi vermek istiyorum. Programımız İslam İktisadı Araştırmaları Derneği, yani İktisat kısa adı, İktisat Derneği'nin desteği ve sponsorluğunda yapılıyor. Dolayısıyla bu derneğimizde çok farklı İslam İktisadı alanıyla ilgili farklı programlar da, etkinlikler de düzenliyoruz ve bundan sonra da düzenlenmeye devam edecek. İşte bu derneğimizin etkinliklerinden birisi bu program ve diğer etkinlikleri de inşallah gerek derneğimizin sitesindeki iktisat.org.tr derneğimizin sitesi, buradan girerek etkinlikleri takip edebilirsiniz ve oradaki etkinliklerin bir kısmını da inşallah yine Fıtrat TV ekranlarında sizlerle buluşturacağız. Yine programımıza başlarken program süresince tabii ki sizlerin ve bizlerin zihnimize takılan bir takım sorular olabilecek. Belki bizim gözden kaçırdığımız bazı noktalar, hatta eleştirel noktalar olabilecek. Dolayısıyla bu noktaları bizlere dogalekonomi@iktisat.org.tr adresinden bizlere yazabilirsiniz. Bizler programlarımızın akışı içerisinde, bazen toplu halde, bazen programların içerisinde bunları yedirerek sizin görüşlerinizi, sizin sorularınızı bu programlarda da gündeme getirmeye çalışacağız. Şimdi malum Fıtrat TV'de, diğer birçok programda sizlerle birlikte olduk zaten. Ben Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam İktisadı ve İslam Hukuku hocasıyım. Çalışmalarımız daha çok İslam ve iktisadi hayatla ilgili. Ve bugünkü programımızın ve bundan sonraki programımızın asıl konuklarından bir diğeri de Ömer Mahmut Kuzanoğlu Bey. Ömer Bey'i ben kendisi belki mütevaziliğinden dolayı tanıtamayabilir. Ben müsaadenizle kısaca Ömer Bey hakkında da bilgi vereyim. Ömer Bey hemen hemen bütün profesyonel hayatını bu iktisat, özellikle finansal hayat üzerinde, finans konularında geçirmiş bir gerçekten tecrübeli, bilgili bir değer. Ve konuları böyle daha sonra program akışı içerisinde belki sürekli temas edeceğimiz gibi ezberletilmiş çaresizlik yahut da ezberlenmiş bir mutamot tekrardan ibaret değil. Sürekli sorgulayan, peki bunların doğrusu gerçekten bu muydu? Peki farklı bir yol, yordam, yöntem olabilir miydi? İşte efendim özellikle günümüzdeki finansal, ekonomik krizler, buhranlar, bunların gerçek sebepleri nelerdir? Bunlara farklı bir takım çözümler getirebilir miyiz? Bu konularda kafa yoran, düşünen, kendi aramızda yazan ve bu yazıların düşüncelerini paylaşan çok değerli bir şahsiyet. Tabi bu arada şunu da söyleyelim. İktisat derneğimizde bir de iktisat yazarları bölümümüz var. Ve burada da inşallah haftalık veya aylık olarak bu tür konuları Ömer Bey'de ve diğer konuya ilişkin uzman bilim adamları, uzman kişiler de burada yazıları paylaşacaklar ki Ömer Bey de sadece bu programdaki bilgileriyle yetinmeyeceğiz. Bunları inşallah köşe yazıları şeklinde daha kalıcı olacak şekilde İktisat Derneğimizin
sitesinde de bulabileceksiniz. Şimdi programımızda çok kısaca bir şey daha söyleyelim ve programa Ömer Bey'e sözü vereceğim. Programımızın formatını nasıl düşündük? Programımızda güncel, özellikle güncel iktisadi konuları ama güncel olmayan, kalıcı olan temel ilkeler bağlamında ele alıp inceleyeceğiz. Yani örneğin mesela bugünlerde tartışılan işte McKinsey olayı var, malum bir danışmanlık şirketi üzerinde bir tartışma yürütülüyor. İşte bu konu üzerinde mesela bugün biraz duracağız ama tabii programa başlarken programımızın adını neden doğal ekonomi koyduk? Önce onun üzerinde biraz duracağız, daha sonra bu konuya. Dolayısıyla programlarımızda o haftanın, o ayın mümkün mertebe güncel olan iktisadi konularını masaya yatıracağız. Özellikle bu konuda Ömer Bey'in uzmanlığından istifade edeceğiz. Ömer Bey, olayın ne oldu? Gerçekte olan nedir? Arka planında neler vardır? Ve bu nereye vardıracak bizlere? Ne tür iktisadi, siyasi, ekonomik sonuçları olabilir? Bunlar üzerinde duracak. Ve biz de dilimizin döndüğünce işin İslami iktisat açısından Kur'an-ı Kerim merkezli olarak meseleleri tahlil etmeye birlikte sohbet şeklinde anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla sizleri biraz böyle belki bir nebze uzmanlık ve özel ilgi isteyen, gerektiren bu programa akşam saat 8'de çaylarınızı hazırlamış halde, belki yanına kuru yemişlerinizi de koymuş halde, inşallah bu pahalılıktan fazla etkilenmeden sizleri ekran başına bekliyoruz. Evet Ömer Bey, Allah hayırlı eylesin. Güzel bir programı inşallah başlıyoruz. İnşallah hocam. Allah verimli, bereketli, faydalı kılsın inşallah programımızı. Sizin bu benim bahsettiğim konularla ilgili, özellikle programın formatıyla ilgili izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz veya daha çok sizin uzmanlık alanınızla ilgili, yani izleyiciler izlerken kimi izliyorlar? Bu insanlar birikimi var mı arkasında, yoksa işte herhangi bir sokaktaki bir insan gibi sadece slogan atarak konuşan insanlar mı? Yani onu da izleyicilerimize ister istemez bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu açıdan mümkün mertebe biraz kendi uzmanlığınız ve dolayısıyla bu programın formatıyla ilgili neler düşünüyorsunuz, nasıl görüşlerinizi bir paylaşırsanız ondan sonra da programın akışı içerisinde inşallah devam edelim. Teşekkür ederim hocam. Ben Ömer Kuzanlı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme mezunuyum. 1987 yılından beri finans piyasasının içinde yatırım uzmanlığından genel müdür yardımcılığına, fon yöneticiliğine kadar çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Bundan yaklaşık 2 sene önce emekli oldum. Bir süreden beri de Süleymaniye Vakfı'nda ekonomik konularında danışmanlık yapıyorum. Değerli hocalarımızla oturup mevcut durum nedir? Ne olmalıydı? Kur'an bize neyi emrediyor? Bunlar üstünde sohbetler yapıyoruz. Bu sohbetleri sizden de beraber yapıyoruz. En sonunda dedik ki bu sohbetleri vatandaşlarımız ve ülke insanlarıyla beraber paylaşalım. Çünkü netice itibariyle ülkedeki herkes işletme veya iktisat fakültesi mezunu değil. Herkesin kendine göre bir eğitimi var. Kendine göre bir meşgalesi var. Fakat bu iktisat ve finansal konular herkesi derinden etkiliyor. İyi olduğu zaman da, kötü olduğu zaman da. Ne olduğunu insanımız anlasın istiyorum. Bütün mücadelemiz bunun üstüne. Bunu anlatabilmek için de böyle bir program yapalım dedik. Burada mümkün olduğunca her şeyi herkesin anlayabileceği şekilde anlatacağız. Tabii ki sizin değindiğiniz gibi günceli takip etmeye çalışacağız. Yani buna mikro diyelim, mikro ölçekte. Fakat makroya da bakmamız gerekecek ki mikroyu daha iyi anlayabilelim. Biraz tarihsel neler olmuş ona bakacağız. Daha belki geçmişe doğru gideceğiz. Bugün ne oluyor ona bakacağız. Gelecekte ne olacak bu gidişle ona bakacağız.
Bir de kendi çözüm önerilerimiz ne onu anlatacağız. Zaten tabii ki en önemlisi Kur'an bize ne emrediyor. Dolayısıyla onu Kur'an'ın ışığında ne tür bir çözümler en azından bizler düşünüyoruz. Olabilir diye aklımızdan geçiyor. Ve bunu biz izleyicilerimizle nasıl paylaşabiliriz? Tabii malum Allah Teala her insanı farklı yaratmış. Çok farklı fıtratlar da yaratmış. Biz burada belki de çok küçük bir noktaya temas ederiz ama öyle yerlerde bu yankı bulur, öyle zihinlerde bu bir yerleşir ki, bir kök salar ki oradan nice ürünler ortaya çıkabilir. İnşallah. Bütün insanlığa bunun etkisi, katkısı olur. Şimdi siz tabii 87 dediniz. 87. 97, 2007, 2017, 2018, 2017, 30 yıllık gerçekten fiilen bu hayatın içindeki bir tecrübe, bir birikim. Bu son derece önemli, son derece değerli, kıymetini bilmemiz gereken bir değer. Allah razı olsun. Şimdi az önce hani dedim ya, şeyde buradaki bir fikir nice insanlarda etkili olabilir. Mesela tarihte biz bakıyoruz, işte bir kapitalizm denen bir ekonomik sistem var. Bir komünizm denen bir ekonomik sistem var. Bir sosyalizm denen bir ekonomik sistem var. Aslında bunları hani ideolojik olarak, böyle bir adı konularak, bir tarihsel başlangıç olarak ne zaman başlamış diye baktığımız zaman aslında çok da eski değiller. Değiller. Yani günümüzün aslında, yani yeni genç hepsi. Dolayısıyla demek ki bir kişi, birkaç kişi, birkaç ilim insanı bir karşıda yankı bulacak, olumlu veya olumsuz, faydalı veya faydasız toplumlar açısından nihai anlamda yankı bulacak bir fikri, bir görüşü, bir düşünceyi ortaya attığı zaman, hele ki de o günkü şartlarda mevcut problemler içerisinde oransal itibariyle, göreceli olarak belki de daha faydalı o günkü şartlarda o toplum için ise hemen yankı buluyor. Ve nitekim işte bunlar yankı bulmuş. Bu iktisadi sistemler, anlıyoruz ki bugün tarihi tecrübeyle sabit oldu ki insanlığın ekonomik, başta ekonomik olmak üzere ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiler. Veremeyecekleri, veremedikleri artık ispatlandı. Ama soru şu, aklımıza takılan soru şu. Peki bu iktisadi sistemlerin içeriği nelerden oluşuyordu ki? Bunlar insanlığa neyi vaat ediyorlardı ki? Bu vaatleri kendilerince, bu vaat edenler, teorisyenler tarafından kendilerince iyiydi, güzeldi, hoştu ama sonuçta insanlığa faydalı olmadı. Yani bu açıdan mesela bir kapitalizmi, sosyalizmi, komünizmi bir tahlil edebilir miyiz? Tabii. Şimdi bunlardaki en büyük problem benim şahsi kanaatime göre kısıtlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlara cevap verme gibi bir felsefi model ortaya çıkartıp bu felsefe üzerine bu ekonomi doktrinlerini koymuşlar. Oysa biz... O zaman kısıtlıyla şu diyorum ya ben bu ilahiyatçı gözüyle bakıyorum. Kısıtlı kaynaklardan bahsediyorsunuz. Bir de sınırsız ihtiyaç. Ne demek bunlar? Yani insanların ihtiyaçları ve istekleri sınırsızdır diyorlar. Fakat dünyadaki örneğin ekinler, yiyip içebileceğimiz meyveler veya kullanacağımız enerji işte kaynakları vesaire, veya bunun dışında işte ne bileyim altındı, elmastı, gümüştü, bu tür değerli madenler, bunlar kısıtlı. Yani iktisadi faaliyete konu edilebilecek her türlü varlıklar sonuç itibariyle kısıtlıdır diyorlar. Peki gerçekten kusura bakmayın sözünüzü kesiyorum ama insanoğlunun ihtiyaçları sınırsız mı? İnsanoğlunun ihtiyaçları sınırsız mı değil mi konusundan ziyade acaba kaynaklar sınırlı mı? Tabii iki ayrı soru var. Evet. O zaman buyurun. Yani ben Allah bize her şeyi yeterince verdiğini söylüyor. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman bu geçmişten bugüne gelen bütün ekonomik doktrinlerin zaten kuruluş aşamasında kurdukları yanlış mantıkla sonuçlarının buraya geldiğini görüyoruz. Evet. Bunlar İlk olarak gelenekçi sistemden başlamışlar. Yani bunu anlayacağımız gibi isminden de gelenek ve görenekler üzerine kurulu bir düzen üstünden. Fakat daha sonra
20. yüzyıl başlarında kapitalist ve sosyalist düzenin ortaya çıkmasıyla, ortaya konulmasıyla gelenekçi sistem yok olmuş. O yüzden onun üstünde... Kapital kelimesi yabancı bir kelime. Evet. Yabancı olunca benim zihnimde oturmuyor. Kapitalist. Kapital demek nedir? Kapital demek sermaye demek. Evet. Yani bir işi başlatabilmek için. Ne demek istiyor için, peki kapitalist sistem derken? Sermayeyi ön plana alan, parayı ön plana alan sistem demek oluyor peki kapitalizmde. Yani bunu neye karşı söylüyor? Yani diğeri neyi ön plana alıyor ki mesela? Şimdi diğerinin yani sosyalizmin, evet, işte bunu zaten şöyle düşünebiliriz, öncülerinden Karl Marx'tır zaten. Evet. Bu genel olarak bireylerin sahip olacağı paradan bahsetmiyor, evet, da genel olarak toplumların ama normal bir standart içinde yaşayabilecekleri bir, evet, sistemden bahsediyor. Bu sistemde örneğin iktidar bir üretim araçları halk tarafından kontrol ediliyor. Kendi felsefesinin içinde. Evet. Ama bunun böyle uygulandığı bir ülke var mı diye, evet, bana sorarsanız böyle bir, evet, ülke daha kuruldu. Bu felsefe yani ortaya atıldığından beri hayal böyle olarak şey yok. Öyle. Hayali, evet, olarak böyle. Üretim diyor kâra göre değil de diyor temel gereksinimlere göre yapılır diyor. Kapitalizmden, evet, mesela bir fark ortaya, evet, çıktı şimdi. Orada kâra göre yapılır. Burada, evet, kâra göre değil de ihtiyaca göre yapılır diyor. Üretenler toplumda eşit şekilde ya da toplumun haklı göreceği eşitsizliklerde dağıtılır diyor. Yani herkese dağıtılır eşit şekilde diyor. Ama bir eşitsizlik varsa da diyor halk buna razıdır diyor. Aha, evet. Bunu söyleyen sosyalistler mi? Evet. Evet. Toplumun çıkarları bireyin çıkarlarından önce gelir diyor. Aha. Bu yine kapitalizmle, evet, zıtlaşan bir şey. Kapitalizme alternatif sanki. Evet. Evet. Bu yine bir alternatif. Özel mülkiyet sınırlıdır diyor. Ne demek istiyor? Özel mülkiyet sınırlıdır derken? Yani Servet Bayındır'ı bu nasıl ilgilendiriyor mesela? Herhalde demek istiyor ki ancak bir evin olabilir, araban olabilir. Onu söyleyecektim. Olabilir. Yani, evet, Servet Bayındır'ın işte 5 tane evi olmaz demek istiyor, evet, herhalde. Öyle, evet, anlıyorum ben, evet, de. Evet. Bir de özel teşebbüs yoktur diyor. Yani her şey kamu olur kamu şeklinde söylüyor. O zaman bu kapitalist, şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Sosyalizmde toplumu merkeze koyan, toplum esaslı bir ekonomik teori. Evet. Ama kapitalizmde kapitalist derken biz sanki sermayeyi esas alıyor. Aslında kapitalizm her ne kadar sermaye diyorsa da sanki, ben öyle anladım sizin anlattığınızdan, sanki sermayedarı ön plana çıkarıyor, tabii, gibi geliyor değil, tabii, mi? Yani şimdi kapital demek, demin de birazcık bahsettik, evet, sermaye demek. Sermaye ne demek? Bir iş için ayrılmış olan para demek. Para diyelim, evet. Peki kapitalist sistem, o zaman demek ki neyi anlıyoruz biz buradan? Paraya dayalı bir sistem. Evet. Para da kimindir? Kiminse? Şimdi para babaları diyelim onlara da. Evet. Peki, evet, para merkeze konulunca ne oluyor? Sermaye sahipleri sıkıntıya girmek istemiyorlar. Evet. Yani ne demek istiyor parayı? Yani şunu demiş oluyor değil mi? Ben bu sistemde sistemin kurallarını koyan, bunu işleten, buna yön veren olarak sermaye sahiplerini ben merkeze alıyorum. Evet. Ve onların da sıkıntıya girmeyeceği bir formalizasyon yapmaya çalışıyor. İpi onlara teslim ettiğiniz zaman dolayısıyla onlar da kendilerince ona göre düzen kuruyorlar. Vergi sistemini, efendim, tabii, varlık transfer sistemini, işte sosyalizme göre mülkiyet sistemini, de ticaret hukukunu, mesela derler ki ticaret hukuku zenginlerin hukukudur. Yani tarihi süreçte ticaret hukukunu, kurallarını belirleyenler işte sermayedarlardır derler. Öyle bir genel bir, tabii, şey vardır, ibare vardır. Peki o zaman bu sermaye sahiplerini ön plana çıkarttığımıza ve kendilerinin sıkıntıya girmek istememelerine neyle cevap veriyor bu sistem? Faiz. Faizli bir ekonomik sistem, evet, devreye giriyor. Evet. İşte bizim, evet, bunun bu bize yansıması, evet, bu programımızın, evet, ana başlığı aslında, yani bu program serimizin, İnşallah, Allah nasip ederse, İnşallah, ana başlığı işte bu faizli düzen nedir? İnsanlardan ne götürüyor? İnsanlara ne getiriyor? Evet. Çaresi, evet, nedir? Nedir? Bunu ortaya koyabilmek. Tabii burada şu da var değil mi? Biz şimdi kapitalizm dedik, komünizm dedik, işte sosyalizm dedik. Şimdi peki şunu izleyicimiz
zihninde şunu düşünmüş olabilir ve bize soruyor da olabilir ki sorabilirler. Dogal, yine hatırlatalım. Dogal ekonomi et iktisat ork.tr buradan sorularını, görüşlerini izleyicilerimiz bizlerle paylaşabilirler. Şimdi o zaman peki biz neyi tavsiye, neyi kendimiz neyi düşünüyoruz? Ve belli ki eleştirdik. Yani bir anlamda katılmıyoruz bunlara. Ama peki alternatifiniz nedir? Mesela şöyle, son yine siz 20. yüzyıldan başlattınız. Yine 20. yüzyılda, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren işte bu mevcut ekonomik sistemlere alternatif olarak İslam iktisadı diye bir teori geliştirilmiş. Bu özellikle Hint, Pakistan, Malezya, özellikle o bölgeler ve o bölge halkları, düşünürleri merkezli olarak ortaya atılmış. Daha sonra bütün İslam dünyasına yaygınlaşmış bir kavram, bir düşünce. Ama şimdi İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in efendim açtığımız zaman, ey Müslümanlar, bakın dünyada şöyle şöyle ekonomik sistemler var. O sistemler şöyle kötü. Ben size şöyle bir İslami ekonomik sistem sunuyorum ve bunun adı İslam ekonomi sistemidir. İşte başlangıcı şudur, bitişi şudur diye öyle bir şey yok, yok. Bildiğimiz kadarıyla. Peki biz buna ne diyebiliriz? Malum programın adını da müzakere ederken bunu epey tartıştık. Ne biz diyebiliriz? Doğal ekonomi, ekonomi diyebiliriz. Ya ama doğaldan ne anladığımızı belki yeni bir kavram olarak ortaya koyduk. Evet. Ne anladığımızı belki üstünde durmak lazım. Aslında doğal demek tabii fıtri demek. Ama belki fıtri kelimesi çok insanların aşina olmadığı bir kelime olarak düşündük. O zaman doğal ekonomi dedik. Evet. Yani Allah bize Rum suresinin 30. ayetinde yüzünüzü dosdoğru bu dine, Allah'ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Evet. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur ama çoğu insan bunu bilmez diye buyuruyor. Evet. Biz buradan fıtri ne demek çok iyi anlayabiliyoruz. Evet. Fıtratın ne demek olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. İşte bizim amacımız önce problemleri tespit etmek, problemlerin bizi getirdiği yerde anlatabilmek, arkasından da çözüm yollarının zaten Kur'an'da motamot hepsinin olduğunu ve bugün aslında o sistemlerin birazcık arka plana itilmek ve baskılanmakla beraber bir şekilde yapılmak istendiğinin de ortaya koyabilmek. Yani biz Amerika'yı baştan keşfetmeyeceğiz netice itibariyle. Gerek yok, doğru. ama var olan sistemleri belki birazcık daha ön plana çıkartılması için ne yapılması gerekiyor? Onları nasıl düzeltmek gerekiyor? Kendi içlerinde de tabii bozukluklar olmuş süreç içinde. Bunları şimdi üstünde konuşacağız. Benim aklıma gelen şu. Şimdi doğal ekonomi, yani güzel bu bahsettiğiniz, özellikle o ayeti kerime de bu işin temelini oluşturuyor. Tabii daha biraz daha basitleştirerek ben kendim bakıyorum doğru anlamış mıyım diye. Şimdi örneğin Allah Teala insanoğlunun yaratılışından bahsederken, insanı yaratmadan bahsederken işte ilgili ayetlere baktığımızda bütün yer küreyi, kainatı, kainattaki bütün varlıkları en mükemmel şekilde yaratıyor, düzeni, sistemi kuruyor. Ondan sonra da insanoğlunu da yaratıyor. Dolayısıyla insanoğlu yer küre üzerinde bütün nimetler, bütün sistem, işte yazı, kışı, ilkbaharı, sonbaharı, ağaçların meyve vermesi, hayvanların üremesi, ölmesi vesaire, bütün bu sistem içerisinde insanoğlu da yaratılmış ve burada sakın ha bu kainatı, bu düzeni bozgunculuk yapmadan, bozmadan sen kendine takdir edilen ölçüler çerçevesinde hayatını yaşa. Harama bulaşmamak şartıyla dilediğin gibi de ye, iç, bu dünya nimetlerinden istifade et diyor Allah Teala. Dolayısıyla burada ve yine mesela Nur Suresi 3. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذِي كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ فَقَدْ dur bakalım ve خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ Furkan Suresinin 3. ayetinde ve خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ malum Kur'an-ı Kerim'de oluşturmak anlamına geliyor. Yani mesela bir kimyasal oluşum oluşturuluyor. Biyolojik, diyelim ki iki cins, işte tohumlar bir araya geliyor. Yeni bir oluşum ortaya çıkıyor. Halaka fiilini Allah Teala bu şekilde, bu amaçla da kullanıyor.
Dolayısıyla yani yer küreyi, evreni, evrendeki bütün sistemi en mükemmel şekilde yarattım, yarattı Allah ve fekadderahu takdira. Ve bir de bunlara bir ölçü koydu. Yani ne olursa yağmur yağar, ne olursa kar yağar, ne olursa sıcak olur, ne olursa soğuk olur. Fakat başka bir ayet-i kerimede de zaharal fesadu fil berri vel bahri bime kesebet eydinnaz. İnsanoğlunun elleriyle yaptığı sebebiyle yerde ve göklerde fesatlar bozgun, yani düzen bozuluyor. Nasıl ki bugün diyoruz ki işte efendim buzullar erimeye başladı. İşte kasırgalar attı, fırtınalar arttı, işte sel felaketleri vesaire. Neden? İşte ozon tabakası delindi, işte gazlar vesaire salınımlar çok fazla. Yani doğal seyrine müdahale. Olumsuz anlamda, olumlu anlamda müdahalede problem yok. Yani olumlu anlamda müdahale, buyur git meyve ye. Buyur o havadan istifade et. Denizi istediğin gibi kullan ama kirletme işte. Suyu istediğin gibi iç ama israf etme, zehirleme, kirletme veya kurutma. Dolayısıyla bu anlamda işi ekonomiye de getirdiğimiz zaman sanki şunu demiş oluyor. Ekonomik düzen nedir? İnsanoğlunun efendim yemesi, içmesi, giyinmesi, barınması, bir de işte dostuna, düşmanına karşı korunması amacıyla yapmış olduğu iktisadi faaliyetlerdir. Yani sonuçta aslında kaynaklar evet. sınırlı i̇şte değil. Aslında değil. Kaynakları sınırlı değil. Hale getiren insanoğlunun müdahalesi. Müdahalesi artı insanoğlunun gözü doymazlığı artı bir de aslında belki de insanoğlunun normal, tabii, doğal insanın belki de düşüncesinde bu yok. İşte bu tür teorisyenlerin insanoğlunun zihnine attığı karpuz kabukları. Allah'ın yani durup dururken en güzel yani, şekilde yarattığını söylediği evet. insanda bu tür olumsuz düşüncelerin olması mümkün evet. değil. Ama evet. işte fıtrattan çıkmak için evet. bir mücadele olduğu zaman insanlar fıtrattan çıkıyor. Bu tür az önce bahsettiğimiz veyahut da bahsetmediğimiz, evet. atladığımız bazı evet. ekonomik doktrinler veya siyasi doktrinler evet. veya tıbbi olaylara doğru girildiği zaman işlerin içinden çıkılmaz oluyor. O zaman şu soru akla geliyor tabii. Süremiz de biraz yavaş yavaş yaklaşıyor. Bir de yaklaşıyor. Önemli bir konumuz var, onu atlamadan evet. şey yapalım. Şimdi peki bu teoriler vesaire ortaya atılıyor da biz dünyada, dünya insanlığa, Müslümanlar olarak, İslam dünyası olarak neden bu tür bir çözümler teklif edemiyoruz? Çözüm teklif edebilecek gerek siyasi, bürokratik anlamda, gerek akademik anlamda, gerekse halk anlamında, toplum anlamında neden bir takım alternatifler sunamıyoruz? Sorusu da çok önemli bir soru. Yani Müslümanlar açısından. Hocam çünkü hiçbir eğitim aşamasında bize bunun varlığından bahsedilmiyor. Evet. Şimdi bugün yurt dışındaki üniversitelerde ekonomi veya işletme okuyan insanlar İslami ekonomi başlığı adı altında bir sohbetimize de söylemiştim evet. size bu başlığı evet. pek sevmiyorum ama İçeriği yani bu kadar başlık altında evet. bu başlığı onlar koymuş, ben koymadım evet. neticede. Bu başlık altında da bir takım alternatifler olduğunu anlatıyorlar. Oysa bizim ülkemizdeki işletme ve ekonomi son birkaç yılda koydularsa bilmiyorum evet. ama işletme ekonomi fakültelerinde bu tür şeylerden bahsedilmiyor. Yani mesela şu anda yurt dışında okuyan bir öğrenci, üniversite öğrencisi sukuk nedir bunu öğrenirken ben tekrar söylüyorum evet. son birkaç evet. seneyi bilmiyorum evet. ama son birkaç seneden öncesine kadar sukuk hiç kimsenin bildiği bir şey değildi. En azından Eğildi. Üniversite Eğildi. Öğrencilerinin bildiği bir şey değildi. Sistem bize bunu empoze ediyor. Evet. Yani faizsiz olmaz. Hı. Efendime söyleyeyim. Hı. Şunsuz olmaz, bunsuz olmaz gibi kendi bize direttiği şeyleri evet. Teorileri bize bunu diretiyor. Evet. Bunu bizim kafamızda kalmasını şey yapıyor, sebep oluyor. Yani biz bunun dışında bir şey yokmuş gibi. Yani evet. işte faizsiz ekonomiden bahsedildiği zaman insanlara komik geliyor. Nasıl yani faizsiz nasıl ekonomi? Yani? Yani böyle bir şey var mı? Sen kamunun mi? Finansmanı nasıl sağlanacak yani diyor. Şirketler nasıl yani büyüyecek? Şirket nasıl nakit yönetiminde bulunacak diyor. Birey efendim krediye ihtiyaç duyduğu zaman nasıl alacak diyor. Yahut da Ayşe teyze aldığı maaşını nasıl gidip nerede değerlendirecek diyor. İşte enflasyon başka var. Yol yok diye. Bu sene evet. işte en son açıklanan rakamlar ortada. TÜFE yani TÜFE dediğimiz nedir? Tüketicilerin yani halkın yani bizlerin
satın aldığımız mal ve hizmet grubundaki bulunan varlıkların fiyat değişimi. Yıllık bazda değişimi derken olumlu mu olumsuz mu? Bizden yana mı? Bu şu anda olumsuz yönde gidiyor maalesef. Evet. Yıllık bazda en son açıklanan veriyle 24.52 olarak açıklandı bu. Yani 25 diyelim. Yeni açıklandı değil mi? Yeni bu hafta. Üçünden üçüne ayın açıklanıyor. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 4'ü. Yani dünkü. Dünkü. Dünkü yepyeni taze rakam. Taze rakam. Evet. 25 diyelim biz buna yuvarlak. Şimdi bugün yani ne olmuş oldu? 1000 liramız var. 1000 lirayla önümüzdeki seneki alışveriş evet. yapacağımız bu 1000 lira aslında 750 liranın bugün karşılığı alışverişi. Eğer böyle devam ederse. Böyle devam şey. Ederse evet. demek. Doğru. Yani cebimizden enflasyonu ben bir evet. hırsız olarak değerlendiriyorum. Evet. Evimizden 250 liramızı alacak tamam, bir sene. Ne oldu ki? Yani niye bu böyle oluyor? Yani şimdi geçen yıl benim 1000 liram vardı. Sizin anladığınızı ben şöyle çevireyim. Geçen yıl cebimde 1000 lira vardı. Bu 1000 lirayla gidip diyelim ki 1000 tane ekmek alabiliyor idi isem bugün diyorsunuz ki o 1000 lirayla aynı 1000 lirayla 750 ekmek alırsınız. Ekmek. Şimdi ne oldu? Benim parama ne oldu? Ekmeğe ne oldu? Evet tabii şimdi burada enflasyonun birçok etken evet. maddesi var. Bunlardan bir tanesi de özellikle bizim gibi enerji ihtiyacını yurt dışından ha. karşılayan ülkelerde bunu tabii dolar üstünden alıyoruz. Dolar üstünden aldığınız zaman ve dolarda yıllık yaklaşık olarak %40 civarında evet. bugün bir sene başından bir kayıp var. Evet. Bu kaybı göz önüne aldığımız zaman bir kere enerji girdilerinde bir yükselme yani oldu. Doların fiyatı yükseldi. Doların fiyatı şey yükseldi. Açısından ödeyenler yani kamu açısından enerji doğalgaz, petrol yükseldi. Vesaire evet. alırken ki ödediği dolar dün gidip de piyasadan diyelim ki 1 milyon doları alırken örneğin 4 milyon öderken bugün işte şu anda 6 civarında. 6 evet. evet 6 ödüyor. Dolayısıyla o 2 fark 2 milyon fark mecburen fiyatlara yansıyor. İçine yansıyor. Evet. Ama tabii burada şimdi normalde bir şeyin fiyatının artması için ne olması lazım? Dövizden bahsediyorum. Talep olması lazım. Evet. Veyahut da evet. bir kıtlık olması lazım. Ya da kıtlık. Doğru. Şimdi kıtlık var mı? Yok. Yok. Ne olmadığını önümüzdeki evet, programlarda inşallah. Rakamlarla i̇nşallah. Ortaya koyacağız inşallah. Talep var mıydı? Bu da yoktu aslında. Normalde yani olağan ekonominin seyri içinde olağanüstü yoktu. Bir durum olmadı. Ama ne oldu? Evet. Bir saçma sapan diyelim ona. Saçma evet. sapan bir şok yaşandı. Bu şokun neticesi olarak döviz kurları İşte demin de zikrettiğin evet. gibi %40 civarında biraz daha fazla, biraz daha az işte günlük olarak değişiyor, yükseldi. Bu maliyetlerin içine yansıdı. Maliyetlerin içine yansıyınca mesela neden yansıdı insanların aklına geliyor olabilir. Bir fabrikada enerji kullanılıyor evet. bir şey üretebilmek için. O fabrikadan o ürünlerin bir yere gitmesi için benzin kullanılıyor evet. veya mazot kullanılıyor. Evet. Onun satıldığı yerde yine keza oranın ısınması veya soğuması evet. vesaire hangi şartlar altında olacaksa yine enerji kullanılıyor. Yani bu enerji fiyatı her halükarda fiyatlara yansıyor. Şimdi burada evet. şöyle baktığımız zaman ben biraz detayına kadar baktım. Yıllık bazda enerji fiyatları %72 artmış. %72 artmış. Tabii burada dönüp baktığımız zaman... Yani siz şimdi şey için mi söylüyorsunuz? Örneğin bir fabrika sahibi o fabrikasında doğalgaz kullanıyor. Yani geçen yıl 100 lira veriyor idiyse o enerji masrafı için bugün 172 lira veriyor. 172 lira veriyor. Tabii bunu illa doğalgaz bazında hesaplamıyor. Genel bir evet. paket içinde, evet. sepet içinde hesaplıyorlar evet. bunu ama yani sizin söylediğiniz evet. çok doğru bir şey. Daha evet. iyi anlaşılabilir olması evet. için. Şimdi burada TÜFE'den bahsettik. Yani sizin bizim ilgilendiren evet. bir kısım bu. Yani tüketiciyi ilgilendiren bir kısım ama bir de ÜFE diye bir... enflasyon oranı var. Bu da toptan satış fiyatlarındaki değişimleri gösteriyor. Yani üretici aslında. Niye? Üretici fiyat endeksi. Üretici fiyat endeksi. Üretici fiyat endeksi. Evet. TÜFE tüketici fiyat endeksi. ÜFE. Şimdi burada ÜFE'ye baktığımız zaman yani üretici fiyat endeksine baktığımız zaman %46.15 yani düz yuvarlak rakam söylüyorum. %46 çıkmış bu. Evet. Peki üretici %46 enflasyon yemiş. Evet. Bunun %25'ini hep yuvarlak gidiyorum evet. tüketiciye yansıtmış. Aradaki kısmı yansıtamamış. %20'si kalmış. Evet. Niye yansıtamamış? Evet. Talep kesilir. Ürenim ürünümü satamam diyor. Satamam. Onun için yansıtamamış. Ama bu iki rakam bir şekilde ortada bir yerde birbirleriyle kesişecekler yani. Evet. Hani şu iddiada değilim 25'lik TÜFE 40 olacak o iddiada değilim evet. ya da 40'lık 24'lük ama evet. ortalarda bir yerde buluşacaklar ki
bunu üreten adam da batmasın. E şimdi bu adamın çok fazla yapacak bir şeyi yok. Şimdi dediğim gibi yani üfenin alt kanallarına baktığımız zaman enerji fiyatlarının yıllık %72 arttığını görüyoruz. Şimdi buradaki döviz şokundan kaynaklanan yani bir şey bu. Burada siz birkaç cümle içerisinde hep dövize suçu buldunuz. Döviz sebebiyle dediniz bu kriz vesaire ortaya çıktı. Şahsen yani bilmiyorum katılır mısınız? Benim görüşüme göre aslında bir kriz yok ortada. Yani şöyle düşünüyorum. Allah muhafaza. İklim anlamında bir olumsuz bir şey yok. Değişen bir şey yok. Hatta olumlu, güzel. Yani bir senelik yağmurlu. Periyotta yok en azından. Evet, yağmurlu. Allah'a şükür hani tamam bir yıl öncesi, iki yıl öncesine göre bir takım olaylar oldu, patlamalar oldu, şu oldu, bu oldu. Hatta Suriye olayı daha da bizi çok sıkıştırmıştı. Şükür o anlamda da epey bir rahatlama oldu. Çok güzel adımlar atıldı. Çok güzel rahatlama Kur'ani oldu. Kur'ani yaklaşımlar yapıldı. Yani ya normalde yani normal bir insanın tabii hayatında bir gün önce, bir yıl önce, altı ay önce neyse bugün de aynı. Peki bu kriz niye ortaya çıktı? Açıkçası bu tamam kimileri diyor siyasi diyor. Siyasi ise kim bunu yapıyor? İşte daha çok yurt dışındaki efendim bu sermayedarlar hatta siyasi bir takım oyun oynayanlar ikisi birleşerek sıkıştırmaya çalışıyorlar diyorlar. Ama sanki şöyle bir şey de var. Biraz yumuşak tarafımız da var. Oradan vuruyorlar. Tabii. Yani şimdi bizim yumuşak tarafımız olmasaydı veya yumuşak tarafımız bu kadar yumuşak olmasaydı yurt dışından tabii ki şoklar gelip gidecektir ama bu şokların etkisi bu derece ağır olmayacaktı. Tabii ki biz önümüzdeki programlarda inşallah bu yumuşak karnımızı ne olduğunu, o zaman niye olduğunu değerlendireceğiz. O zaman şöyle ben müsaadenizle bir ayeti burada az önceki sizin ifadelerinizden ben hatırladım, aklıma geldi. O ayeti vereyim de bir de son günlerde programımızın başında da söyledik ya şu bir danışmanlık meselesi var. Evet. O konuda da bir iki bakalım ne düşünüyoruz. Şimdi siz dediniz ki eğitim verilmiyor dediniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 5. ayeti kerimesi. 6. ayeti kerime. Allah Teala burada buyuruyor ki ayetin başında Estağfirullah ve betelu el yetama hatta iza balagun nikah fe in anastum minhum rushdan fatafu ileyhim amwalahum. Ayetin baş tarafında yetim çocukların mallarına sahip çıkmadan bahsediyor. Yani bir insan var, eline ona emanet bir yetim verilmiş. Bu yetimin de varsayalım ki şirketleri var, hisse senetleri var. Ve o mal varlığını da, portföyünü de bu bizim yetime sahip çıkan bu veli, bu vasi bunu koruyor, himaye ediyor. Allah Teala buyuruyor ki o kişiye, dolayısıyla o topluma, bu çocuğu bülü uçağına erinceye kadar, yani aklı başına gelinceye kadar vebtelü, sınamadan, denemeden geçirerek iyice eğitin ve deneyin. İyice eğitin. Ondan sonra bu bülü uçağına erince, ondan sonra bir de şöyle bir deneyin. Bu artık rüştüne erdi mi ermedi mi? Yani bütün eğitimi, her şeyi verdikten sonra artık biz buna, bu çocuğa, bu artık gence malını, parasını teslim ettiğimiz zaman bunu idare edebilir mi, edemez mi? Ona da bakın. Eğer edebileceğini anlar, rüştüne erdiğini anlarsanız malını, mülkünü teslim edin. Artık buyursun bundan sonra kendisi malını idare etsin. Şimdi burada tabii çok büyük ders var. Bir, ya yetim çocuk, bu mal onun malı. Onu Allah Teala bana, dolayısıyla topluma, İslam toplumuna, bütün insanlığa o çocuğun iktisadi okuryazarlık anlamında, para yönetimi, varlık yönetimi anlamında iyice yetiştirilmesini emrediyor. Bu yetim çocuk için bunu emreden Allah, kendi çocuğumuz için, kendi nesillerimiz için, kendi evlatlarımız için bunu emretmez mi? Yetimin çocuğunu teslim edeceksin, yetimin malını. Sen de kendi malını Allah Teala diyor ki vefat ettiğin zaman oğluna, kızına, eşine teslim edeceksin bunları. Evet. Hatta Allah Teala otomatikmen teslim ediyor. Evet. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak bu iktisadi, hani niye insanlığa da bu iktisadi efendim teorileri üretemiyoruz, sunamıyoruz, teklif edemiyoruz onun arkasında. Biraz bu iktisat, varlık, dünya, para, finans eğitimini çok efendim göz ardı ettiğimiz, göz ardı etmek de değil, hatta başka birilerine, tarihten beri başka birilerine emanet ettiğimiz, tabii, acı gerçeği yatıyor. Başka birilerine ortada emanet.
Dolayısıyla şimdi buradan ben aklıma takılan bir soruyu sorayım size. Buyurun. Sizin tam uzmanlığınız, uzmanlık alanınızla ilgili. Ya son günlerde bu tartışılan, bu McKinsey olayı nedir? Bu konuda bir an kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Ne kadar vaktimiz kaldı hocam? Vaktimiz bir 5 dakika var. Peki. 5-6 dakikalık var. Şimdi çok kısaca McKinsey'yi tanıtayım. Evet. McKinsey dünyanın en iyi reorganizasyon ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden biri. Ne demek yönetim yani, danışmanlığı? Siz bir iş yapıyorsunuz. Evet. Bunun sonuçlarını bu adamın önüne koyuyorsunuz. Bu adam değerlendiriyor, bu işi iyi yapmışım veya kötü yapmışım şeklinde bir rapor çıkartıyor. Evet. Yani ara arada belki şöyle yapsan daha iyi olur diyebiliyor ama şöyle yapsan daha iyi olur. Hepsi bu. Yani mesela örneğin bunu IMF'le karşılaştırıyorlar. Evet. IMF'le bunun bir alakası olması mümkün değil. IMF ortaya bir program koyar. Evet. IMF ortaya bir kredi koyar. Önce parayı vereceğim der. Değil fakat mi? Der bu parayı işte şöyle vermeden önce sana şu programı uygulama mecburiyeti veriyorum der. Periyodik olarak programı uygulayıp uygulamadığınızı denetler. Parayı ona göre salar. Uyguladığınız takdirde evet. O ortaya koyduğu krediyi parça parça size verir. Evet. Şimdi bu McKinsey'nin sizin yapmanız için ortaya koyduğu bir program yok. Bu programı, para yok. Programda yok, program para da yok. Evet. Bu programı hükümet yaptı. Evet. Ortada McKinsey'nin bu işi denetledikten sonra bu işi iyi yapmışsın, aferin sana deyip ortaya koyacağı bir para da yok. Evet. Peki nedir? Hatta ne alacağı para var hatta. Alacağı para var. Tabii. Danışmanlık ücreti. Yani onu işte tahmin ediyorum açıklamadılar en son. Evet. Bilmiyorum bir değişiklik oldu mu olmadı ama bir ücret karşılığı yapıyor. Yani bu bir danışman firma. Bu 1926 yılında Amerika'da kurulmuş. Tarihçesi falan çok önemli değil. Fakat yani dünya genelinde 60'tan fazla ülkede ofisi, toplamda 10 binden fazla çalışanı var. Türkiye'de de İstanbul ve Ankara'da ofisleri olan bir şirket. Peki işte ne soruyorlar? IMF ile ilgili bir problem ortaya atıyorlardı. Onunla ilgili düşüncemizi anlattık. Evet. Peki ne diyorlar? Ya kardeşim sen niye Amerikalılara emanet ettin? Türkiye'de bu işi yapacak adam yok mu? Var yok canım muydu? Olmaz evet. mı? Yani tabii ki var. Onun yaptığı gibi yapacak. Zaten McKinsey'nin içinde bunları bu yapılacak olan işlemleri yapacak olan ekonomistler, bilirkişiler vesaire zaten Türk yani. Çoğu. Evet, yabancılar da muhakkak olacaktır ama çoğu Türk tabii ki ayrıyetten de hem bu tür Türk firmalar var işini iyi yapan hem de Türk ekonomistler var ama bunların yurt dışında reputasyonları yok. Kredibiliteleri yok. Bizim yerliler. Evet. Evet. Bu dünyanın önemli, en önde gelen şirketlerinden biri. Daha birkaç tane daha var bunun gibi. Şimdi bu bir rapor yazdığı zaman ekonomiyle ilgili, ne rapor yazacağını da biraz sonra konuşacağız. Rapor yazdığı zaman ve yurt dışındaki yabancı yatırımcıların önüne bunu koyduğu zaman yabancı yatırımcılar bunu kale alacaklar. Yani doğru olduğunu kabul edecekler. Yani şöyle mi? Örneğin Servet Bayındır, ben bu anlamda bir şirket kurdum. Gittim işte bizim hazinenin, Merkez Bankası'nın veya bankacılık sisteminin veya şirketlerin borçları alacakları iktisadi anlamda analizlerini yaptım ve dedim ki örneğin işte AAA derecesinde bizimkiler çok güçlü. O yabancı parayı verecek kişi diyor ki kusura bakma Servet Bayındır, ben seni tanımıyorum. Benim tanıdığım bir kişi bu dediğin şekilde bana raporu getirirse tamam ben parayı yatırırım. Yani ben sana güvenmiyorum demiyor, ben sana inanmıyorum demiyor, sen bu konuda yeterli değilsin demiyor ama diyor ki ben seni tanımıyorum. Tanımıyorum diyor. Dolayısıyla burada tabii şöyle problem de var yani biz dünyayayken mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sizi dünyaya şahit kıldım diyor. O şahidin altında hem siz dünyayı gözetleyeceksiniz hem dünya sizi gözetliyor. Yani sizi örnek kutup yıldızı gibi olacaksınız. Sizi kıble edilecek. Fakat işte biz burada yine o eğitim meselesine geliyoruz. Ve sadece eğitim de değil. Yani söylediğiniz gibi doğru olun. Yaptığınızı söyleyin. Söylediğinizi yapın meselesi var ya. Evet. Bu konulardaki bizim eksikliğimiz oysa o firmalardan daha itibarlı, daha güçlü biz firmalar oluşturmalı idik. Yani burada bizim en azından bu bize bir ders olsun. Tartışmamız gereken konu niye gittin de bu işi bir Amerikalıya verdin değil de niye bizim dünya çapında reputasyonu olan böyle bir şirketimiz veya şirketlerimiz yok. Yok. Bunu tartışmamız lazım. Bunu tartışmamız bunun adımlarını atmamız lazım. Yani tamam belki bu bir musibet, bir nasihat meselesi olabilir inşallah. Tabii. Evet. Şimdi 16 tane bakanlık var. Bu 16 tane bakanlık
işlemler yapacak. Belli periyotlarda, 3 aylık periyotlar olarak açıklandı evet. bu. Bunlar rakamlar ortaya konacak. İyi gidiyor, kötü gidiyor. Kötü gidiyorsa şu yüzden kötü gidiyor deyip müdahale edilecek falan. Bunların hiçbirinin McKinsey ile bir alakası yok. Bunları hükümet, devlet kendisi yapacak. Evet. Bu da buradaki 16 tane bakanlığın ortaya koyduğu rakamları bir rapor haline getirecek. Hem bize, hem bize, hem yurt dışına evet. sunacak. Diyecek gerekli ki, adımları da orada şu. Beyan evet. edebilir. Ama bunu, bu beyanında evet. sizin bu beyanları kabul etmeniz ve onun istediği yolda gitmeniz veya gitmemeniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bunun görevi sizi denetlemek. Denetlemekten kasıt yani askeri denetim anlamında değil. Evet. Kontrol ne etmek var, ne yok, diyelim, durum, ne var ne nedir? Yok. Evet. Ve bunun raporunu yazmak. Varsa da yol göstermek. Burada belki de şunu şöyle bir benzetmeyle bitirebilir miyiz? Yani önemli olan sizin vücudunuzun sağlıklı olması. Siz sağlıklı olun. Kim gelir, hangi doktor gelir, denetlerse denetlesin, hiç bu korkunuz olmaz. Ama sizin vücudunuzda bir takım problemler varsa, bunu yerli doktor da görse, yabancı doktor da görse, aynı eğer dürüstse ikisi de, aynı hastalığı görmesi ve aynı teşhisi yapması lazım. Dolayısıyla önemli olan bizim sağlıklı olmamız. Sağlıklı olduktan sonra kim kesinlikle gelirse hocam. Gelsin ona hiç... Bence biz yani şeyle uğraşıyoruz gibi geliyor son günlerdeki bu konuyla ilgili tartışmalarda. Biraz sivrisineklerle uğraşıyoruz. Hiç evet. Bu konunun konuşulması bile evet. şu anda şey değil. Yani evet. Tabii ben bu konunun aslında siz çok daha iyi biliyorsunuz ama yani ben mesela bu Kur'an iyi mi değil mi diye bana bir hocam soru sordu. Evet. Şimdi baktım şöyle bir ayet buldum bilmiyorum siz evet. ne dersiniz. Ali İmran suresinin 28. ayet. Evet. Allah bize diyor ki müminler kafirleri kendilerinize dost edinme. Kendilerine müminlerden yakın konumda tutmasınlar. Bu ayetin bu bölümüne evet. bakarsak yapılan bu işi Kur'an'ı göremiyoruz tabii. Evet. Ama devamında diyor ki onlardan bir şekilde kendinizi korumanız haricinde. Evet. İlla en tettekû minhum tuka. Biz şimdi kendimizi kimden koruyacağız? Bize yurt dışında yatırım yapacak olan bir şirket. Şimdi yatırımdan kasıt da herkes kredi verecek diye bakıyor. Yani bunun çok, doğrudan çok yatırım tabii, bayağı da var çok yani. Çok sayıda doğrudan evet. Bunu arttırmamız evet. lazım zaten. Evet. Bu ya doğrudan yatırım yapacak olan şirket bunun raporuna bakacak. Evet. Ona göre Türkiye'ye gelip bunu yatırım yapacak da, yani. Bunu unutmayalım da inşallah bu noktayı özellikle bu yatırım meselesi evet, yurt dışından çok gelen önemli. Vesaire. Onu ileriki haftalarda inşallah bu konuyu bir masaya yatıralım tabii hem inşallah. Kur'an'ı anlatacağız diyorsunuz, evet, hem çok, yabancı çok, yatırımcı diyorsunuz, faizden mi bahsediyorsunuz? Hayır. Yok. Doğrudan yatırımdan Şimdi bahsediyorsunuz. İnşallah bu son derece önemli. Onunla ilgili çok sayıda ayet-i kerimeler var. Resulullah'ın uygulamaları var. Onları inşallah ileride ayrıntısıyla bir bakalım. İnşallah hocam. Şimdi dolayısıyla bugünkü program, ben şimdi programa başlarken bir saatlik süre içerisinde neler bulup neler konuşacağız diye korkarken, endişe ederken daha aldığım notların birçoğu duruyor. Kaldı. bir bir sürü sonraki, hazırlıkla geldik. Daha sonraki programlara. Kaldı inşallah. Evet, teşekkür ederim. Birlikte güzel bir program yaptık. Biz evet değerli izleyenler. Sağ programımız bu akşamlık burada sona eriyor. Hepinize güzel ekonomik efendim refah, mutluluk, huzur ve tabii ki her şeyden önemlisi de ailevi, manevi huzur dileyerek hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere bir dahaki programda inşallah. Hayırlı geceler.